Bakalım neden ölmüşsün? Bakalım neden zorlanmışsın? Abi öncelik olarak daha başlangıcından söyleyeceğim. Oyun başında şu tangoyu almadan önce iki mental bir şu item ismini söyleyemiyorum. Doğru tercih. Buraya bir tane Fear of Iron olması lazım. Şundan rakibini baitlemen için. Bundan kesinlikle burada olması lazım. Bir tane de Iron Wood alacaksın. Bu tangoyu support'undan istemeye çalış genelde. Mid'e tango ile gitmemeye çalış. Özellikle Storm gibi işte Remnant'ı olan yani creep kesebilme potansiyeli olan hero'larda. Yani sen Remnant'la çok rahat creep kesebilirsin. Ve şu şekilde başladığın zaman üzerine hem stat artı bir statın olmuş olur. Hem de olası bir gankte Fear of Iron'ın olur. Burada ya da adama daldığın zaman ufak bir baitle Fear of Iron'ı kullanabilirsin. Ve adamı baitle kesebilirsin. Bu çok önemli. Fear of Iron ve Iron Wood. Burada Tangon olmasa da Remnant'la zaten burada creep'i keseceksin. Hemen ilk wave'den üzerine bir tane tango ve bir tane healing cell getirebilirdin. Bu başlangıcı bir daha yapma. Iron Branch'ın ve Fear of Iron kesinlikle olsun. Başlangıç olarak bunu söyleyeyim. Bir saniye şunu bir durduralım. Şu sis nerede açılıyor? Evet. Buraya gelmişsin. Okey. Şu yaptığın hareket doğru bir hareket değil. Birincisi. Buraya ward atıp buradan side almak istiyor olabilirsin. Ama bak gördüğün gibi şuraya çıkacak. Şurada bekleyen bir adam senin buraya ward diktiğini çok rahat bir şekilde görebilir. Buraya ward atıp dediğim gibi buradan side almak isteyebilirsin. High ground'u görmek isteyebilirsin. Özellikle dire oynarken high ground'u görmek çok zor. Radiant tarafını görmek çok zor. O yüzden burayı görmek istemen gayet normal ama bunu buradan yaparsan şuradan ward'unu gösterir, kırdırırsın çok rahat bir şekilde ki şuraya dikeceğim bir ward. Bak. 10 saniye geriye alalım. Şuradan gelip şuraya atacağım bir ward. Bak tam şu kısmı atacağım bir ward seni şuraya kadar gösterir. O da high ground'dan aggro almana yeter yani. Buraya gelip bu ward'u buraya atıp hem rakibin midine ekstra gold hem XP kazandırıyorsun hem de senin support'unun verdiği ward'u hiç ediyorsun. Bu yanlış. Burada yaptığın hata bu tamamen. Gördüğün gibi adam burada görüyor senin oraya ward attığını. Ward'un boşa gidiyor. Bunu yapmamaya özen göster. Mid'de body block gayet yerinde. Eğer şunu unutma, bir tane bile creep kaçırırsan hiçbir zaman body block yapmayı bırakma. Çünkü bu sana şunu kazandırır. Bir tane creep'i kaçırdım nasıl olsa bırakayım bütün creep'ler gitsin mantığı çok yanlış. Eğer bir tane creep kaçırırsan burada creepler birleştiğinde senin bir tane creepine karşıdaki 4 tane creep vuracak. Bu sayede senin wave'in daha önce ölecek. Ve bu sayede adamın creepleri high ground'dan inip senin kule altına gelecek. O yüzden buradaki bir tane creepi kaçırdın diye diğer wave'i komple bırakmamaya çalış. Body block yapmaya devam et. Bu çok önemli. İlk wave'i kesinlikle blokla yani. 2 tane bile kaçırsan blokla. Bu çok önemli. Laning stage'e bakalım. Adam direkt şarapnelle başlamış. Sen high ground'da kalmışsın. Bu çok önemli. High ground'da kalmak mid'de çok önemli. Adam şarapnelle başlamış. 3 tane tangon var. 1 level şarapneli yiyebilirsin. Bakalım nasıl oynamışsın. Burada şarapnelden çok çekinmemen gerekiyor. İlk klibini denial'attın. Mantıklı bir tercih. Burada çok güzel oynamışsın. Biraz fazla abartmışsın. Burada önemli olan adamı haraslayacaksan, üzerine oynayacaksan bu çok önemli. Adamın üzerine oynamak istiyorsan high ground'da kuleden hasar almaman lazım kesinlikle. Çünkü oyun başında dediğim gibi üzerinde healing selvin yok, fear of iron yok. Bu kule altında adamı kessen bile ne hasar aldın, şarapnel slow'u var. Buradan çıkamayacaksın. Bu adamı öldürsen bile buradan çıkamayacaksın ve bu sana şu dezavantajı katacak. Bu adamı öldürdükten sonra bu adam mid'e full AP, full mana gelecek. Sen çok az bir AP ile kalacaksın.
Kuryenden Ward'un gel şey Healing Selving gelene kadar burada adam tekrardan kesecek creepleri, seninle XP'sini eşitleyecek. Farmını da eşitleyecek. Gir adamı harasla ama direkt öldürmeye yönelik hareketlerde bulunacaksan üzerinde Healing Selving ve Fear Fire'ın olsun ki kule altından çıkabil. Bu burada çok önemli. Adam kaçmak için bütün şarapnel şarjlarını kullanmış, senin için iyi olmuş. Burada şanslısın. Direkt olarak ne rushlamışsın bakalım. Bir Healing Cell, bir Clarity. Mid lane'de şunu hepinize söyleyeyim beyler. Mid lane'de Clarity çekmek sizin için çok iyi bir tercih değil. Özellikle Storm gibi hero'larda gerçekten çok kötü bir tercih. Eğer ki üzerinize Mango çekerseniz garanti mananızı alırsınız. Ama 50 gold alacağınız bir Clarity, Storm'la Remnant koymaya geldiğinizde ya da burada creep kesmeye geldiğinizde karşınızda böyle range yüksek bir hero varsa tek hitle sizin clarity'nizi bozabilir. Mango alman burada çok daha iyi olurdu Healing Selvin yanında. Ona bir dahakine dikkat edersin. Ha bu şöyle, karşında melee bir hero vardır, senin clarity'ni bozamayacak bir hero vardır. Ya da sende Zeus gibi uzaktan spell kesleyip clarity'ni tutabileceğin bir hero vardır. O zaman mantıklı, clarity alabilirsin. Şurada şu pozisyonda yanlış. Şu yaptığın hareket biraz riskli olmuş senin için. Bak burada hiçbir şey yapmadan, bak şu hareketi yapmadan, şuraya kadar koşmadan sadece şurada kalıp şuradaki iki tane creepini garantileyebilirdin. Zaten sniper'ın üzerinde bak HP'si çok az. HP'si çok az olduğu için senin üzerine oynayamaz ve gerçi 2 level olamamışsın. Gerçi şuradaki iki tane creepi öldürseydin overload'un açılırdı. Şu son creepi de overloadla buraya remnant bırakıp ekstra hasarlı alabilirdin. Garantileyebilirdin. Bunu bir dahakine yapabilirsin. Aklında bulunsun. Burada çok fazla hasar yemişsin. Sniper seni dövmüş. Creepini denylatmışsın. Bu sayede sniper buradan farm almış. Sniper mage'i denylamış. Bu çok önemli senin için. Mage creep midde çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Gene üzerine oynuyorsun adamın. Evet. Mage'ini gene denylattın. Remnant gibi bir skill'in varken kesinlikle Mage'ini denylatmaman gerekiyor. Mid'de Mage creep çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mage creep'inizi kesinlikle denylatmayın. Laning stage'de çok fazla agresif oynamışsın. Bu yüzden çok fazla creep kaçırmışsın. Creep odaklı oynasaydın şu anda üzerinde 2 tane null talismanın olurdu ki belki bottle'ın bile olurdu. Sniper gördüğün gibi creep'lere odaklı oynuyor. Lastikleri çok fazla atamasa da sanırım birazcık MMR'ı düşük bir oyun bu. Birazcık daha creep odaklı oynarsan senin için çok daha iyi olur. Bir creep daha kaçtı. Şimdi burada önemli olan nokta senin overload gibi bir skill'in varken adama her vurduğunda bir tane remnant bırakman. Burada her seferinde adama ekstra 60 hasar vuracaksın ve creepleri de kaçırmamış olacaksın. Bu senin için çok önemli. Burada 2 creep daha kaçırdın. 3 creep daha kaçırdın. Overload gibi bir skill ve remnant gibi skill'in varken bu kadar mislememen gerekiyor. Gene adamı oynuyorsun. Adamı bile yaklaştırmak istemiyorsun. Bir remnant daha koydun. Şarapnel'den hasar yiyorsun. Adam tek heal'la HP'sini toplayıp mid'e geri dönebilecek. Storm gibi hero'larda farm odaklı oynamak çok daha mantıklı olur her zaman. Bir mage daha kaçtı. Adam şu an kule altına giriyor. Adamın da MMR'ı düşük. Devam edelim. Mid'de manan yok, HP'n yok. Adamın şarapnel şarjı dolmak üzere, burada ölebilirsin. Yaptığın hareket riskli. Bir lastik daha gitti. Karşında sniper gibi bir hero varken daha defansif olup, daha defansif oynayıp, çünkü range'i çok yüksek ve Storm'un range'i 500. Daha defansif oynayıp Remnant'la ve Overload'la creep'lere odaklı oynasan çok daha fazla rahat edersin. Item getirirsin, level'ını alırsın, sonra zaten sniper senin için ekmek. Direkt adamı uçup kesebilirsin. Öyle bir avantajın var. Storm'la biraz daha safe, creep odaklı oynaman gerekiyor. 7-8 level'a kadar. Burada bütün mage'lerimiz kaçıyor. Çok kötü. Bak, agresif oyun tarzın yüzünden ikinci heal'ı içiyorsun. Üzerine bir null talisman var. Dakika daha 3. İkinci heal'ını kullandın.
Çok fazla deny yedin. Bak. Şuradaki creeplerle beraber XP'niz eşitlenecek adamla. Bir mage'imiz daha kaçtı. Mage'ler çok önemli. Bir creepimiz daha kaçtı. Birazcık laning stage'i hızlandıralım. 6 level olduğun kısma gelmek istiyorum. Gene agresif bir oyun. Gene adama yönelik. Burada mage'imizi almışız bu wave'de. Adama bir heal daha bastırdım. Burada biraz harass yedik. Evet, Shrine'ı kullanmak isteyebilirsin. Manan var. Shrine dolana kadar burada gidip şuradakini kesebilirdin aslında. Shrine'da olduğu gibi de basıp lane'e tekrar dönebilirdin. Bak, sniper burada bir rotate atmış. Gördün mü? 5 level bir sniper burada rotate atmış. Hiçbir amacı yok. Burada tamamen şu an lane'in free. Burada Shrine'ın var. Shrine gelmek üzere. Buradaki creepleri gelen wave'de beraber çok seri bir şekilde pushlayıp Shrine'ı alıp şuradaki iki tane camp'i kesmen gerekiyor mesela. Bakalım sen ne yapmışsın. İzleyelim. Biraz hızlandırarak izleyelim. Burada creeplerimizi çok kaçırıyoruz. Last hit'i birazcık çalışmamız lazım. Çok fazla creep kaçırıyoruz. Ona dikkat edelim. Henüz 5 leveliz. Dakika 5. Şu an 6 olmamız lazımdı. Çoktan. Storm gibi bir hero ile özellikle. Çok daha... Burada öldük mü? Burada maalesef ölmüşüz. Şimdi. Bu ölüş kötü bir ölüş. Çünkü map'te vision'ımız yok. Sniper alta rotate atmıştı. Altta bir şey yapamadı. Buradan tekrardan mid'e döneceği çok barizdi. Side'ımız yoktu. HP'miz, mana'mız yoktu. Burada dakika 5 olmadan şuradaki Wave Remnant'la seri hemen pushlayıp hemen Shrine'a gitmemiz lazımdı. HP mana'yı fullleyip şu iki camp'i kesmemiz lazımdı. Healing Cell ve Clarity gereksiz. Dediğim gibi bir tane bottle parasını zaten bunlara verdim. Öyle düşün. Biraz daha paramızı düzgün kullanmamız lazım. Lastitlere dediğim gibi biraz çalışmamız lazım. Lastit sıkıntısı çok fazla. Tekrar gelmişiz mi de 5 leveliz. Bak bu çok önemli. Dakika 6 5 leveliz. Bak gene adamın üstüne koşuyoruz. 6 level olmamız gerekiyor Storm'da. En erken 6 level olmamız lazım. Evet 6 olduk. Ultimizi açtık. Overload 3 level. Güzel. Ops'umuz var. Bakalım nasıl oynamışız. Adamın üzerine atlamışız. Overload'u creep'e vurduk. Bir 10 saniye geriye sarıp oradan başlatacağım oyunu. Şimdi burada 6 level olur olmaz sniper'ı kesmek istedik. Mantıklı bir hareket. Çünkü ikinci skill'imiz var. Yapabiliriz bunu. Ama önceliğimiz fight'larda ne? Side almak. Side çok önemli. Üzerimizde ward'umuz var. Şuraya dikmemiz gerekiyor. Atlar atlamaz ward'u buraya dikersek burada adamı çok rahat bir şekilde görebiliriz. Adam fog'a giremez. İşte kovalamamız daha rahat olur. Olası bir TP'yi kule altına kadar görebileceğimiz için görebiliriz. Çok daha rahat ederiz. Atladığımız zaman ward'a dikersek güzel olur. Bakalım ne yapmışız. Atlamışız. Overload'dan mage'e gitmiş damage'ımız. Gene kule altı hasar yiyoruz. Buradan çıkmış ward'a dikmişiz. Aslında çok rahat bir şekilde orada sniper'ı kesebilirdik. Yaptığımız hata yüzünden kesemedik. Bir sonrakinde şöyle yap mesela. Gene bak burada heal basıyorsun. Burada shrine var. Kesinlikle kullan. Bu shrine senin. Mid lane'in bu shrine bak. Arkadaşların ihtiyacı var mı diye bak. Pingle ve kullan yani. Burası senin. Burada ne yapmamız gerekiyordu? Adama atladık. Kulenin vuracağı mesafede kalıp burada Vortex'le adamı çekip burada dövüp tekrardan buraya ultimizle Lightning Bolt'la atlayıp vurup atlayıp vurup atlayıp vurup kesebilirdik sniper'ı. Orada bir hata yapmışız. Kuleden çok fazla hasar yememeye çalışalım. O çok önemli. Kule hasarını kesinlikle dodge'lamamız lazım. Gene burada Last Hit atmıyoruz. Creep'leri sadece izliyoruz. Sniper kasmaya devam ediyor. Ve bu sırada olan fight'lar alt ve üst lane'de. Lane'ler bu şekilde ileride olduğu için, bu şekilde ileride fight yaptıkları için senin çok fazla yapacak bir şeyin yok zaten. Üste gene sniper'dan bir rotate geliyor bak burada. Senin manan az, yapacak bir şeyin yok. TP'in yok. TP çok önemli. TP kesinlikle taşıman gerekiyor.
Hani öldün, üzerinde bir tane TP ile mi de TP atıyorsan bir tane daha kesinlikle alıp iki TP ile mi de gelmen gerekiyor ki üstünde TP kalsın. Lane'lere rotate çok önemli. Sniper gördüğün gibi ikinci kere atıyor rotate'i. Alta da attı, üste de attı ve buradan ultisiyle kill çıkaracak. Senin zaten manan yok. Gördüğün gibi takım arkadaşına kill aldırdı. Senin buradan manan yok, TP'in yok. Burada Shrine'ı kullanıp üste rotate etmen gerekiyordu. Ama çok geç. Üste safe lane'in gördüğün gibi, yani senin atmadığın rotate yüzünden safe lane'inde iki tane kill verdiler. Bu çok büyük bir dezavantaj senin için. Sniper orada hem XP alıyor hem gold alıyor. 7.5 level. Sen burada 6 daha 7, 7 olacaksın. Level'da geri kalmıyoruz. Sadece mid'de sabit kalmıyoruz. Burada sana yakın kampı sürekli kesiyorsun. Burayı kesiyorsun. Shrine'ını kullanıyorsun. Shrine şimdiye bir kere daha dolmuştu. Çok fazla hatamız var. Oynayarak düzeltilebilir. Üste gene fight var. Gene TP'miz yok. Gördüğün gibi adamlar ta kule altında. Manaları yok. Çok rahat kill çıkarabilirsin Storm'la. TP'in yok. Bottle'ını aldın. Şimdi Arcane rune'umuz var. Bir rotate atmamız lazım ama TP'miz gene yok. Alt lane zaten sürekli ileride. Alt lane'e yapacak bir şeyin yok senin ama üstü çok rahat darlayabilirsin. Şimdi burada önemli bir nokta var. Alt lane'deki adamlar görünüyor. Bunda sıkıntı yok. Ama üst lane'deki adamların hiçbir tanesi görünmüyor. Bak, Shrine bastıkları çok bariz. Sen burada kazıyorsun. Ben normal şartlarda burada sana gank atmalarını beklerim. Map'te kimseyi görmüyorsun. Şurada Warden var ama buradan gelebilirler sana. Bakalım. Sana gelecekler mi? Bence gelmeleri gerekir. Evet, adamları görüyorsun. Burada Warden'ı kullanıyorsun. İşine yarıyor. Çıkıyorsun. Arcane rune'ine bakalım. NC keseceğiz mi? Gene NC kesmiyoruz. Sniper'ı atladık. Güzel. Güzel. Arcane rune'ümüzü kullandık. Kullanmamışız. Wow. Şurada Arcane rune'ümüzü kullanmış olsak, Sniper'ı öyle atlasak burada, bu sniper ölmüştü. Arkadaşlar, bu çok büyük bir hata. Kesinlikle Arcane rune'ümüzü kullanmadık. Kötü oldu. Şimdi gene kullanmadık hala. Ve burada ölüyoruz, değil mi? Gene atladık. Gene manamız yok. Sniper da çok hata yapıyor. Burada sniper'ı yaptığı hata yüzünden kesiyoruz. Yani sniper çok garip öldü yalnız ya. Altta gene bir fight var burada. Senin Kerine artık CK ne oynuyor, offlane mi Kerim mi bilmiyorum, tam dikkat edemedim. MK Kerim, tamam, CK offlane. Gene giriyorlar kule altında. Gene manamız, HP'miz yok. Bant ürünleri takımından isteyebilirdin burada. İstememişsin. Shrine'ımızı bastık. Bakalım rotate atacağız mı? Crit Breaker aldı. Uçup alabilirdin aslında rune'ü. Aşağıda kendini çok göstererek atladın. Bak, şu giriş kesinlikle çok yanlış. Kesinlikle. Bak, bu giriş kesinlikle çok yanlış. Arkadaşlar, şu anda drop yok yayında. Şu anda drop yok yayında. Yayında drop yok, donamaz yani yayın. Beyler, adam zaten kendi hatalarını görüp kendini eleştirip kendini geliştirmek için bu replay'i yolladı. O yüzden chat'te çok fazla olumsuz yorum yapmayın. Adam zaten çok iyi bir oyuncu olsa kendini burada yorumlatmaz. Adam hatalarını görüp kendini eleştirmek istediğim için bana o donate'i yolladı ve maç analizini o yüzden yaptırıyor. O yüzden çok kötü şeyler söylemeyin ya. Hatta hiç kötü şeyler söylemeyin. Herkes çok iyi oyuncu olmak zorunda değil. Burada girişin çok yanlış çünkü arkada CK'nın HP'si ve manası yok. Senin burada manan yeterli değil ve Spirit Breaker tanki bir hero. Burada tanki bir hero'ya atlıyorsun. Arkasında support'u olan tanki bir hero'ya atlıyorsun ve bence burada öleceksin. Bu çok yanlış bir giriş. Kesinlikle girmeden önce takım arkadaşlarının HP'lerini ve manalarını kontrol etmen gerekiyor. Ve tanki hero'ları Storm'la target almaman gerekiyor. Bence burada öleceksin. Bakalım. CK geldi. Stun attı. Kesk yedik. Üstüne Spirit Breaker'dan charge yedik. Ulti yiyeceğiz. Ve burada öleceğiz. Dediğim gibi. Ve takım arkadaşların da senin yüzünden ölmüş burada. Bu çok büyük bir hata. Devam edelim.
Dakika 11, 8 leveliz. Base'deyiz. 2 tane TP'miz var. Botumuz, steam'imiz kesinlikle yok. Üst lane'de fight kazanılmış. Üste TP atmak useless. Alta TP atmak da useless. Burada yapman gereken şey mid'deki farmı alıp birazcık NC kasmak. Ama sen NC kasmıyorsun. Mid'e gitmişsin. Tamam, farmını atıyorsun. Güzel. Bak şimdi şöyle bir şey var. Mid'e TP'ni attığını gördükleri için altta direkt senin takım arkadaşlarına giriyorlar, kesiyorlar. Rotate'in yok. Rotate atamazsın. Botun yok, TP'in yok. Üste haste aldık. Haste alıp üste gittik. Bakalım ne olacak üstte. Haste'imiz var. Direkt olarak girdik. Vurmadan manamızı harcamıyoruz. Bu çok yanlış. Şimdi overload her vuruşta ekstra 100 hasar veren bir skill. Sen mananı eğer bu şekilde sadece uçmak için harcarsan adamlara hasar çıkaramazsın. Burada geldiğin zaman yapman gereken şey bir tane vurmak öncelikle. Vurmadın, çektin. Çektikten sonra bir kere vuruyoruz. Vurduktan sonra remnant bırakıyoruz, vuruyoruz. Ondan sonra uçuyoruz, vuruyoruz, uçuyoruz, vuruyoruz. Her uçuşumuzda overload hasarını yediriyoruz. Yani böyle yakın uçuşlarda Storm'un ultisi çok fazla hasar vurmuyor. Bunu unutmamamız lazım. Sürekli uçmuşuz, manamızı bitirmişiz. Oysaki Tide Hunter'ı da kesebilirdik ya da gelen Sniper'ı. Manamız bittiği için çıkmak zorunda kaldık. Şu an initiate edersen tekrardan, girersen öleceksin. Bakalım ne yapmışsın. Spirit Breaker geldi. Manamız yok. Kaçmamız lazım. Tekrar manamızı kullandık. Ve burada tekrardan öleceğiz. Evet. Umarım yanlışlarını görebiliyorsundur. Tekrardan mid'e gittik. Ki burada mid'e gitmek çok büyük bir hata. Ben sana sebebini söyleyeyim. Şimdi base'desin. Bak şimdi. Base'desin. Üste fight var. Görüyor musun bak? Üste fight var. Ve sen mid'e TP atıyorsun. Senin burada olman gerekiyor. Buradaki fight da olsaydın buradan kill çıkarabilirdik. Ama sen mid'e gelip farm yapmayı tercih ettin ki botsuz kaya almaya çalışıyorsun. Çok yanlış. Bot çok önemli. Storm da olsan, uçuyor da olsan, hero uçsa da kesinlikle botumuzu alacağız. Kahverengi botumuz olacak. Stat için üzerimize stick alacağız. Mana pool'umuz artması için elimizden geleni yapacağız. Neyse ki takım fight'ı kazandı sensiz de. Nasıl kazandılar bilmiyorum çünkü izlemedim. Sonunda NC'ye girdik. Sonunda. Storm'la çok önemli NC'ye girmek. Burada bir 10 saniye geriye saralım. Bakalım. Girmemiz gereken bir yere mi girmişiz? Burada şimdi 3 vs bir fight var. Mars'ın canı çok az. Ravage'ı olan bir Tide Hunter var. Manamızı gene bütün manamızı atlayarak bitirdik. Ravage'ı yedik. Yine öldük. Şimdi bu tarz durumlarda mananı kesinlikle bitirmeyecek kadar kullanman gerekiyor. Yani sen buradan atlarsan buraya geldiğinde 10 level bir Storm'un manası buraya geldiğinde bitmiş olacak. Çok normal bir şekilde. Buraya geldiğimizde Ravage yiyeceğiz. Üzerine Witch Doctor, Stun, Kesk bilmem ne Maledik öleceğiz. Bu çok bariz. Bu şekilde girmeyip buraya kadar gelirsek şurada birkaç skillimizi burada overload'la gene hasar yedirebilirsek adamlara. İşte Static Remnant, Vortex kullanarak ondan sonra küçük atlayışlarla manamızı az az kullanırsak overload'da early game'de ekstra her vuruşta 100 hasarla adamları çok fazla haraslayabilirsin. Buradan direkt uçmak tamamen seni öldürüyor. Hiçbir şey kazandırmıyor. Bir kere daha öldük. Şimdi üstte kule gitti. Gene NC'ye TP attık. Farm atacağız. Bounty rünleri aldık. Güzel. Farm'a devam ediyoruz. Altta gene fight var. Yaptığın şey doğru şu an. Kayanı bitirmen lazım. Bunu çok daha önce yapman gerekiyordu. Alta attığın rotate. Bakalım doğru mu? Şimdi burada takım arkadaşların fight'ı kazanabiliyorlar mı? Monkey King'in ölmüş. Alchemist'in ölmüş. Mars'ın ultisi kullanıldı. İçeri girdin. Gene bütün mananı bitirerek girdin. Hiç manan yok şu anda. Ve gene ölebilirsin. Ravage'ı attı. Şu an Ravage'ları yok ama senin manan da yok bak. Gördün mü? Fight'tan uzak kaldın. Mananı daha düzenli harcaman gerekiyor. Shrine geldi, bastık. Altta CK'mız ölecek mi?
Tamam, bir kill almaya çalışıyor. Aldı. Tekrar bütün manamızı bitirerek girdik. Bütün manamız bitti gene. CK ölecek orada ve sen de öleceksin çünkü manan yok. Allah'tan döndüler yani. Manamızı bitirmemeye özen gösteriyoruz abi. Bütün manamızı kullanmıyoruz initiate için. Manayı tutuyoruz. Bu çok önemli. Ancient kesemeyiz. Ancient kesemeyiz. Storm'la Ancient kesemeyiz çünkü Ancient'ların Magic Resist'i var. Çok fazla hasar yemiyorlar Magic'ten. Şurada yaptığımız hareket yanlış. Burada yeni fight bitti. Adamların buraya Vision atmış olma ihtimali var ki adamların Vision'ı var burada. Şuraya da atmış olabilirlerdi. Buraya da atmış olabilirlerdi. Çünkü burada yaklaşık 2 dakika kadar fight yaptık. O yüzden burada kesinlikle manamız ve HP'miz yokken farm yapmaya çalışmamamız lazım. Adamların gelmesi çok olası çünkü. Shrine basıp dönebilirler ki öyle yaptılar. Burada öldük. Bunu yapmamamız lazım. Side'ımız olmayan yerlerde kasmamamız lazım. Daha çok böyle vision'ımız olan yerlerde fight yapmaya özen göstermemiz lazım. Bunu unutmayalım, aklımıza yazalım. TP'mizi kullandık. Gene bakalım nereye gideceğiz. NC'de farma devam ediyoruz. Orkid rush'lıyoruz. Sniper'ı yakaladık burada. Bu yanlış bir hareket. Burada Electric Vortex'i kesinlikle kullanmaman lazım. Birincisi. Çünkü zaten hiçbir kaçış mekanizması ve item'ı olmayan bir sniper var. Burada Electric Vortex'i kullanırsan arkada Monkey King'in de bak Bountless Strike'ı cooldown. Bu adam sadece TP atarak kaçabilir. Oynat bakalım ne yapmış. Allah'tan adamın beyni yok yani. Gerçekten çok rahat bir şekilde kaçabilirdi. TP atıp. Ona da dikkat edelim. Kesinlikle adamların TP out yapabileceğini düşünelim. İkinci skillimizi ona göre bekletelim. Önemli şeyler bunlar. Storm oynarken. Yine uçmuşuz. Manamızı bitirmişiz. Burada Monkey King'imizin ağacını kırmışız. Ölmesine vesile olmuşuz. Kendimiz Dawn'la beraber ölmüşüz. Bakalım ölecek mi? Ölmemiş, kaçmış. Devam edelim. Şöyle 10 saniye geriye gelelim. Tamam. Bak burada ne güzel oynamışsın. Gördün mü? Ultini kullanmayıp adama sadece remnantlarla hasar yedire yedire adamı kesmişsiniz. Yapman gereken bu. Şimdi şöyle. Düşük MMR'lı oyunlarda arkadaşlar genelde insanlar sürekli fight yaparlar. Sadece fight döner oyunlarda. Herkes fight yapmak ister. İşte sürekli bir yerde 5v5 atılır falan. Sizin bu tarz durumlarda yapmanız gereken şey bakın. Birinci kule duruyor. Burası alınmış. Birinci kule duruyor. Diyelim adam sizin takımınız ve adamlar üstte mi fight yapıyor? Aşağıdan split push'unuzu atıyorsunuz. Hem farmınızı alıyorsunuz, kulenizi almaya gidiyorsunuz. Bu sayede eğer olur da size birisi TP atarsa buraya sizi durdurmak için, tamam mı? Burada adam TP attığı anda siz üste TP atıyorsunuz. Adamlar bir kişi eksik oluyorlar fight'ta. Siz 5vs4 fight atıyorsunuz. Bunu kullanmanız gerekiyor ki Storm gibi hero'larda tek başına adam TP atsa da kesemeyecek çünkü. Bu tarz hero'larda kullanmamız gerekiyor bunu. Bunu unutmayın, aklınıza yazın. Hepiniz için geçerli bu. Şimdi burada tek başımıza pushluyoruz. Bakalım ne yapmışız. Burada Tidehunter'ın geldiğini gördük, kaçmadık. Tamam. Güzel uzaklaşmışız burada. Tüm manamızı bitirdik. NC kasabiliriz biraz. Güzel. Buradaki hareketler doğru. Mid'de fight var gördüğünüz gibi. NC kasıyoruz. Bir şey yapamayız, manamız yok. Farma devam. Adamlar ikinci kuleye geliyor. Hala farm atıyoruz. Bakın bu çok yanlış. Burada mesela base'e TP out atıp hemen manamızı doldurup şuraya kadar uçup doğru bir hareket yaptı. Burada hemen fight'a katılmaya yönelmemiz lazım. Orkidi bitirmemize az kalmış. Yani mid'de fight başladı. Bakalım ne yapacağız bu fight'ta. Mid'de fight devam ediyor. Bak burada targetimiz doğru mu? Sniper atlamamız lazım da. Çok doğru bir target. Ama burada uçarak bak. Yaptığımız hareket çok yanlış.
Yani şurada ilk yaptığımız hareket çok doğru. Bak, burada sniper'ı atlamışız. Bak şimdi. Sniper'ı yakalamışız. Üzerimizde hiç CC yok. Stun yememişiz ama sadece vurmuşuz. Oysa ki Ball Lightning'i kullansak orada bütün her şeyi dodge'layıp Overload'la hem Sniper'ı hem Witch Doctor'ı hem de Tide Hunter'ı kesebilirdik. Storm'a biraz daha çalışılabiliriz yani. Devam. Oyna Tuğurcuğum. Adamlar High Ground'a çıkmış. Barakaları kaybediyoruz. Gene Sniper'a uçulmuş burada. Mantıklı. Bak gene skill'lerimiz kullanılmıyor, görüyor musunuz? Orada Arrow'u yedik ama ölmedik yani, çıktık oradan. Çünkü ağaca saplanmadı yani Allah'tan. Burada senin avantajın ne olmuş biliyor musun? Takımında çok fazla tanky hero olması. Yani Alchemist, Chaos Knight, artı Rick'in var ve Monkey King'in var. Önde duracak çok fazla hero'n var. Tamamen şanslısın yani. Normalde orada ölmüştün. Ultileri aldık. Şimdi Orkidimiz geldi, kill arıyoruz. Haste'i görmedik. Çünkü base'den item alıyorduk. Devam ediyoruz. Bu Ancient'ları kesebilirsiniz Storm'la. Evet, çok mantıklı. Shrine'ı gereksiz kullandık. Artık Orkidimiz var, mana regenimiz var. Üste fight var. Güzel bir rotate geldi. Bakalım kime girmişiz. Doğru target. Bir tane aslında Remnant bıraksak side alıyorduk Sniper'a. Ravage'ı gene yedik. Evet, buradan çıkmışız. Oh! Vallahi iyi ölmemişsin ha. Yemin ederim iyi ölmemişsin. Gerçekten. Hadi bakalım. Mid'de gene fight'ımız var. Bakalım ne yapacağız. Gene uzun bir atlayış. Spirit Breaker'ın charge'ını atladık. Bu riskli. Orada riskli bir hareket yaptın. Spirit Breaker, Pangolier gibi hero'ların üstüne atlamak çok yanlış oluyor. Çünkü bir anda adamlar kovaladıkları target'i bırakıp sana dönebilirler. Çünkü Storm ve Tinker gibi hero'lar yakalandığı anda kesilen hero'lar. Unutmayalım, daha safe oynayalım. Adamlar shrine'larımızı alacak. Gene bir fight var burada. Biz ne yapıyoruz? Bakalım. Burada uzun bir atlayış. Witch Doctor'ı kestik. Burada yakalandık. Şarjlıyız. Üzerimizde şarj var. Sniper görüp Allah'tan ulti atmadı. Şimdi şöyle bir şey var. Burada sana yanlışını söylüyorum. Daha demin burada Sniper'ın üzerinde şey vardı. Shadow Amulet vardı şurada. Adam bastı, şu ağacın içine girdi, saklandı, kaçtı senden. Adamı kesemedin. Ama sen onu bildiğin halde buradaki fight'a gene üzerinde Dust ya da Sentry olmadan geldin. Bu çok yanlış bir hareket. Yani üzerinde Dust olsa burada Sniper'ı çok rahat tek başına kesebilirdin. Sniper sana hiçbir şey yapamaz, bunu unutma. Sniper'a karşı zorlanmanın sebebi üzerindeki itemlara göre üzerine item almaman. Bu, şurada Bloodstone kasıyorsun mesela şu anda. Burada kasacağın bir Lincoln çok daha mantıklı olur. Çünkü hem Spirit Breaker'ın charge'ını dodge'larsın burada. Hem Sniper'ın ultisini dodge'larsın. Fight'larda da rahat edersin. İşte bir Orchid, bir Hex tarzı bir şey yemezsin. Item tercihin birazcık yanlış burada, bu kısımda. Tekrardan base'e mi döneceğiz bakalım. Spirit Breaker geldi ve öldük. Kötü bir ölüş. Sniper bu dakikadan sonra hep böyle arkada kalacak ve fight boyu damage, hasar üretecek. Bunu durdurabilecek takımda bir tek sen varsın, bir de Monkey King var bak. Monkey King ağaçtan atlayıp bunu yapabilir. Sen direkt uçabilirsin. Üzerine bakalım Dust alacak mısın? Merakla bekliyorum. Tekrardan fight arıyoruz. Burada Witch Doctor'ı yine Ravage yemişiz. Witch Doctor'ı keseceğiz diye. Çıktık mı? Çıkmışız. Burada biraz daha safe oynayabiliriz. Çünkü Tide Hunter'a oyun başından beri direkt olarak Ravage'lı Tide Hunter'a atlıyorsun. Yakalandığın anda da ölmen an meselesi. Her seferinde bu hatayı yapıyorsun. Dediğim gibi daha safe oynaman lazım. Daha safe oynaman lazım. Üzerimizde hala Dust yok bu arada. Manamız yanımız çok az. Gidiyoruz fight'a. Bakalım. Kaçtık. Allah'tan takım çok tanky, fat. O yüzden
Hallediyoruz. Neyceyi dönmüşüz. Bak bunu oyun başından beri yapsan mesela düşün ne kadar para kasardın. Jon Snow hoş geldin. Bunu laning stage'den beri yaptığını düşün. Tidehunter ölecek bir target değil. Gene atladın. O adam orada tek başına değil de takımıyla olabilirdi. Baitliyor olabilirdi. Ve bak tek başına olmasına rağmen sana ne kadar hasar verdi ve bak Spirit Breaker'ın charge'ıyla öldün. Daha safe oynaman gerekiyor Storm'la. Pozisyonunu çok iyi ayarlayıp öyle atlaman gerekiyor. Kesinlikle birinin arkasını görmeden atlamaman gerekiyor. Sniper gibi özellikle, Witch Doctor gibi, Mars gibi hero'lar varken daha safe böyle arkasını görerek oynaman gerekiyor. Bak bu fight'ta sen yoksun. Ama dediğim gibi takımın artık çok fed. Yani bu dakikadan sonra adamların kazanma şansı yok. Çünkü CK var, Alchemist var, yani Monkey King var, Ricky var. Durduramazlar yani. Hani takımın bu kadar şey olmasaydı, fed olmasaydı bu oyunu kaybederdin. Tek başına kazanabilirken bu oyunu. Bak Sniper iki kişiyi öldürdü. Sizinkiler hata yaptı. Dakika 36'da ilk kule gitti sonunda. Gem aldın. Ki bu kadar çok fazla ölebilecek pozisyona hani ölüyorken ve ölebilecek pozisyona giriyorken gem almak çok yanlış bir hareket. Çünkü takımında Ricky gibi bir hero var. Hani karşıda bir tane invis hero var sadece. Spirit Breaker'da Shadow Blade var. İki tane var pardon. Sniper'da Shadow Blade, Spirit Breaker'da Shadow Blade var. İki tane. Dust ya da Sentry ile çözebilirsin ki Dust çok daha ideal. Hem de slow veriyor çünkü bastıklarında. Gem almak yanlış bir tercih. Ricky burada direkt bitirmişsin. O, yani düşerse o gem Ricky biter. Güzel, burada killimizi almışız. Gene Bloodstone aldık. Oo, bak. Gene aynı hatayı yaptık. Eminim yani aynı hata yaptınız. Evet, uzun bir atlayış. Burada. Sniper arkada kaldı. Yanlış target. Witch Doctor'ı tuttuk burada. Gemi düşürdük. Burada targetimiz sniper olmalıydı. Kesinlikle. Sniper'ı görmeden fight'a girmiyoruz. Üzerimizden gem düştü. Takım arkadaşlarını almıyor. Spirit Breaker Shadow Blade ile kaçtı. Burada bu oyunda sen tamamen şanslısın yani. Takım arkadaşlarının çok fazla fed olmasından dolayı kazanmışsın. Devam edelim. Oynatalım. Gem orada duruyor. Bakalım ne yapmışız? Doğmuşuz. Gemi almaya gitmemişiz. Geminin orada olduğunu bilmiyoruz. Galiba. Dust almadık base'den çıkarken. Gene. Ki Dust kesinlikle olması gerekiyor üstünde bak. Kesinlikle. Kesinlikle Dust almamız gerekiyor. Buradan bakalım Dust'ımız yok. Rosh'ta olduklarını biliyoruz. Uzun bir atlayış. Ravage atsaydı ölmüştün. Stunlıydı Allah'tan. Gene Ravage attı. Gene de öldün. Burada şu şekilde oynayabilirdin. Buradan gelip şuraya kadar uçup şuraya Remnant bırakıp içeriye side alıp Roshan'ın ve adamların HP'sini görüp daha sonrasında tabi bunu yaptığın anda Sniper'ın da pozisyonunu görmüş oluyorsun. Adamların pozisyonunu görmüş oluyorsun. Belki bir kere daha uçup Ravage'ı baitleyip ondan sonra girmen çok daha mantıklı olurdu ki Dust'ın yok Sniper'ı kesemezdin. Burada bir kere daha ölmüşüz. Devam edelim. Burada side'ımız yok. Ricky'yi takip ediyoruz. High ground'a side'sız çıkmak bu dakikalarda çok riskli. Gene charge yedik. Linken'imiz yok. Gene Witch Doctor'a atladık. HP'miz çok azalıyor. Sniper'ı görüyoruz. Manamız var. Hala charge yedik. Bakalım Spirit Breaker gelecek mi? Geliyor. Linken'imiz yok. Shadow Blade basıyor ve kaçıyor çünkü Dust'ımız yok. Aslında olsa bu Spirit Breaker ölecek. Ne yapıyor Spirit MMR aralığı oldukça düşük bir oyun. Hiç manamız yok. Dönmemiz lazım. Sniper ölmememiz lazım. Bak, adam sadece Ricky var. Üstünde 4 tane Dust taşıyor. Görüyor musun? Arkadaşlar bak, tekrar uyarıyorum. Chat'te
Bir insan reply analizi için bana reply'ını yolladığı zaman lütfen hakkında kötü şeyler söylemeyin. Bak adam zaten kendi hatalarını görmek için, nasıl oynaması gerektiğini öğrenmek için bunu bana yolluyor. Ben de ona hatalarını söylüyorum. Lütfen hani herkes burada lütfen hani 6-7K MMR'lı oyuncularmış gibi davranmasın. Bu çok yanlış. Herkes kendini geliştirmek için bir şeyleri izliyor, öğrenmek için oynuyor. Lütfen bunu yapmayın yani. Önemli. Yapmayın yani. Yapmayın. Tamam. Rica ediyorum sizden yani. Devam edelim. Burada base'imizi defliyoruz. Tekrar alta TP attık. Bu kadar kısa bir mesafe için TP'ni kullanma. Çünkü olası bir durumda belki hani şurada fight çıkar ya da işte rotate etmen gerekir. Zaten Storm'sun. Şuraya kadar uçabilirsin. TP'ni böyle boş harcama. Üzerinde genelde TP bulunsun. TP'mizi boş harcamayalım. Buna dikkat edelim. Gördük mü? Orada Mars'ı görmeden atladım bu arada. Onu fark ettim. 5 saniye stun attı adam. Gene bütün mananı bitirdin. Bak. Şimdi adamların burada Shrine'ı var. TP atabilirler. Buraya 5 saniye içinde 4 tane hero gelebilir. Bütün mananı tanki bir hero olan Mars'a harcadın. Artı Blade Mail'den çok fazla kendine hasar verdin. Üzerinde linken yok. Split Breaker ölü. Allah'tan sana charge atmıyor. Bu tarz mesela initiate'lerde mananı bitirmeyecek şekilde ve hani pozisyonunu düzgün ayarlayıp HP'ni yüksek tutabilecek şekilde. Çünkü burada Shrine var dediğim gibi. Bir TP'de bir rotate'de burada ölebilirsin. Daha safe oynaman lazım. Senin en büyük sorunun safe oynamaman. Tinker ve Storm tarzı hero'larda safe oynamak çok önemli. Üzerine Maledik var. Büyük ihtimalle öleceksin. Bakalım ölmedin. Öldün. Maledik'i dodgelayabilirdin ultinle. Yapmadın. Dodgelayabilirsin. Bir daha aklında olsun. Buyback attık burada. Sniper 105 saniye yok. Mantıklı. Atılabilir. Tekrardan burada fight'a gelmişiz. Manamızı çok kötü bitiriyoruz gene. Bak bütün manamızı bitirdik. Gene ölebiliriz. Split Breaker'da 4 HP var. Bütün manamız bitti. Haste alıp kaçacak Split Breaker. Evet. Üste TP attık, farm'ı aldık, lane'i pushladık. Güzel, mantıklı. Şimdi linken alıyoruz. Dakika 47, biraz geç. Çok daha erken alınması gereken bir item. Burada bir fight'ımız daha var. Şurada dönelim bakalım ne yapmışız. Burada fight çıkacak. Bakalım. Şimdi bak, gene gördük adamı. Gemi aldık, gemi hala orada duruyor. Bak adamı görüyoruz. Gene Witch Doctor'a initiate. Bak çok yanlış. Her zaman oyun başından beri yaptığın gibi. Ya bu dakikadan sonra takım zaten seni carry'ler. Sıkıntı yok. Sniper'ı görüyorsun. Bak sniper'ı görüyorsun. Hala uçmuyorsun. Bak arkadan ne kadar hasar üretiyor görüyor musun? Seni mahvetti. Allah'tan CK var kankas. Daha dikkatli. Fight'larda kimden hasar yiyeceğini yani. Target'in fight başlamadan önce target'in belli olacak. Kesinlikle. Bu oyunda senin olayın ne? Ne yapman gerekiyor? Senin olayın bu hero'yu niye picklediğini unutma. Sniper aldı adam. Sen de Storm aldın. Senin bütün olayın sniper fokus. Kesinlikle sniper'ı görmeden fight'a girmiyorsun. Amacın sniper'ı kesmek. Devam edelim. Bir de travel aldık. TP'mizi attık. Mantıklı. Rakip ölü. Oyunu bitirmek için. Rocks almak için. Travel'ımızı aldık. Takımı yalnız bırakmadık. TP'mizi attık. Direkt tronladık. Kazandık. Çok hasar yedik gene kuleden. Olsun adamlar öyle. Oyunu kazandık. Burada yapılması gereken şey dediğim gibi erken linken almaktı. Daha safe oynamaktı. Targetimizi önceden bilmekti amacımız. Yani sniper pickledi diye storm aldık ya. Hani targetimizi önceden bileceğiz. Kim için pickledik biz bu hero'yu? Sniper için. Görmeden girmeyeceğiz. Side'ımız olmayan, vision'ımız olmayan yerlerde daha safe fight yapacağız. Tank hero'ların üzerine bütün skill'lerimizi, HP'mizi, manamızı kullanarak girmeyeceğiz.
Storm oynarken manamızı daha düzgün kullanacağız. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hatalarını yeteri kadar görmüşsündür.